Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. İki tane villamız vardı. Bir tanesi satıldı. Bir tane kaldı. Müstakil girişli. Ön cephe merkezi konumda güzel bir villa izleyeceksiniz. Satış rakamımız 1 milyon 350 bin TL arkadaşlar. Müstakil girişli. Bu giriş size ait. Çok güzel şık bir lazer kesim kapı yapılmış. Burada da gül figürü kullanılmış. Kapılarda yine lazer kesim. Altında da ahşap var. Girdiğinizde sağ tarafınızda, bana göre sağ, size göre de sol tarafta böyle bir bahçe alanı var arkadaşlar. Buraya kadar da bahçe terası olarak kullanılmış. İstenirse burası tamamen kapatılıp pergola haline de getirilebilir ya da kış bahçesi de yapılabilir. Artık bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Çevredeki satış rakamları şu an ortalama 1 milyon 500 bin TL civarlarında. Güzel bir villa izlemiş olacaksınız. Isı pompası da burada. Kalorifer tesisatı hazır. İsterseniz bunu taktırıp hemen kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel, şık, kullanışlı bir villa izlemiş olacaksınız. Yerler laminat görünümlü, seramik. Dış bahçenin tamamı. Girdiğinizde karşınızda da böyle küçük bir yeşil alan var. Yanına yine seramik yapılmış. Duvarlar da seramikle kaplanmış arkadaşlar. İsterseniz bu alanı depo olarak da düşünebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Merkezi konumdayız. Böyle 1 metrede seramik yapılmış. Çok da güzel olmuş. Dışarıdan su almasını engeller. Giriş kapımız salon mutfağı açılıyor. Geniş bir salon mutfağımız var. Geniş bir salon mutfağımız var. Mutfak kısmı köşede kaldığı için salon oldukça geniş bir kullanım fırsatı sunuyor. Hemen ölçüsünü de alalım. 6-13'e buranın büyüklüğü. Sadece salondan bahsediyorum. 4-42 boyutlarında geniş bir salon. 60x120 mermer görünümlü beyaz seramik. Burada da aslında televizyon ünitesi değil de bu nasıl düşünülmüş? Güvenlik kamerası, internet cihazının yerleştirileceği alan gibi düşünülüp böyle raflar yapılmış. İstenirse bu tamamen kaldırılabilir. Çok basit bir maddeden yapılıyor. Buraya istenirse televizyon ünitesi de eklenilebilir ya da bu şekilde de kullanılabilir. Televizyon buraya gelebilir arkadaşlar. Çünkü bunun altında sağlam bir zemin var televizyonu koyabileceğiniz. Gayet güzel. Aslında salon olarak kullanışlı. Ve sağ tarafımıza da şu mavi ışığı kapatayım. Mavi ışığı kapatmaya çalışıyorum. Şimdi oldu. Şimdi yanlar olmadı ama. Bir daha. Tamam. Mavi ışık biraz daha karanlık gösteriyor. Geniş bir mutfak tezgahımız var. Aslında kullanışlı bir mutfak. İstenirse buraya bir bar yapılarak koridor hissi de verilebilir. Mat beyaz dolap kapakları ve tezgahımız granit siyah. Tezgah arası da yine siyah beyaz. Araya da siyah derziler atılmış. Çok da güzel bir görüntü var. Musluğumuz mat siyah. Bu rengi sevdiğimi söylemiştim. Dolaplar da aynalı. Tabi bunlar kırılmaz. Öyle basit bir cam değil. Plastik bunlar. Değil mi? Plastik gibi bir şey bunlar. Kırılmaz bunlar. Burada da küçük bir dolap yeri bırakılmış. 85 santim. Küçük dolaplardan yapılmış. İstenirse biraz daha büyütülebilir. Merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Şu an depo alanı olarak da kullanılıyor. Merdivenler de çok güzel olmuş. Mesela buraya da trabzan bırakılmış. Granitimiz yine aynı renklere yakın. Buraya da trabzan bırakılmış. Çıkarken daha rahat çıkabiliyorsunuz. Merdiven başlarına da amber ışığı, gün ışığı bırakılmış. Pardon, amber ışığı diyorum. Şu mavi ışıktan bir vazgeçmek lazım artık. Bak bu ışık daha güzel mavidense. Bak göstereyim. Şimdi bu mavi ışık tam mavi ışık. Bu da beyaz ışık. Daha güzel gözüküyor, daha aydınlık gözüküyor. Merdivenden çıktığınızda iki tane oda, bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenin hemen karşısında 60x120 çok farklı bir seramik kullanılmış. Duvardaki seramikler aşağıdakilerle hemen hemen aynı renklerde. Buraya bir duşa kabin bırakılmış. Duş başlığı gayet güzel. Bakalım markasına. Fil dişi. Fil dişi diye marka mı var ne? İlk defa gördüm. Fil dişi marka. Gayet güzelmiş. Visan marka gömme rezervuarlar. Yine aynı şekilde fil dişi armatürler kullanılmış. Güzel olmuş. Dolap falan. Gayet güzel. Köpük yapılmış değil mi yukarı? Köpük olmuş. O da güzel gösteriyor. Şimdi burada iki tane odamız var. Birinde balkon var. Diğerinde yok. Otomatik panjurlu. 3.30'a 3.30'a 3.47 yerler. Odaların tamamı laminant arkadaşlar. Daha sıcak oluyor, daha güzel oluyor. Burada da kalorifer tesisatı yerleştirebileceğiniz
tesisatlarımız var. İstenirse dediğim gibi ısı pompası takıp hemen kalorifer petiklerini takıp kullanabiliyorsunuz. Ancak burası sıcak bir iklime sahip. Çok da kullanmazsınız bunu. Yine mavi ışık yanıyordu. Hemen düzelttik. Burada da geniş bir odamız var. Burası gerçekten geniş. 4.63'e 3.50. 4.63'e 3.50. Mesela bu ışıklar da mavi yerine biraz daha diğer ışıklardan olsa daha güzel olabilirmiş. Burada da televizyon ünitesi ve diğer tesisatların işte kablodur, internet kablosudur ya da diğer cihazların toplandığı yer. Buraya dolap yaptırabilirsiniz. Yatak başlığı olarak da burası düşünülmüş. Buraya güzel bir gömme dolapla harika bir görüntü olabilir arkadaşlar. Gayet güzel. Burada da bir balkonumuz var. 60'a 120 mermer görünümlü seramik yine kullanılmış burada. Aslında bak burada taş yapılmamış. Bu da güzel duruyor. Tabii bu çok çabuk tozlanıyor ama. Böyle biraz daha antres renklerde olduğu için tozu çok gösteriyor. Biraz daha böyle açık renkler kullanılabilir balkon kısımlarında. Ama çok güzel. Mesela burada musluk olması da çok iyi bir şey. Şu an akmıyor ama gayet güzel. Priz bırakılmış. Mutfak tezgahında 3-4 tane priz vardı. Çoğu evde prizi göremiyoruz. Nedense priz koymuyorlar. Merdivenler yine aynı şekilde arkadaşlar çok güzel. Gerçekten güzel. Aydınlık bir merdiven var burada. Ev sizi yormuyor. Ev sizi yormuyor. Bu aralar dedim çok soğuk gelirken dikkat edin. Sıkı giyinin. En üst katta da bir ortak kullanım banyo lavabomuz, bir tane odamız var arkadaşlar. Bu oda diğerlerinden biraz daha geniş. Merdiven boşluğu çok geniş. Güzel kullanışlı bir alan oluşturmuş. Burası da 3.85'e 3.44. 3.85'e 3.44. Şimdi bak buraya da priz bırakılmış. Yatak başlığı istenirse böyle, istenirse böyle ayarlanabilir diye iki tarafa da priz bırakılmış. Çok da güzel olmuş. Yerler yine laminat, süpürgeliklerde, antresiz renklerde, kapı çerçeveleri de antresiz renklerde. Trabzanlar da antresiz renklerde. Kapılarda, pencerelerde her şey antresit ve beyazın karışımı. Burada da ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Yine Visan marka, fil dişi marka. Hepsi aynı. Mesela aşağıdaki bu zemindeki seramiği buraya döşemişler. Güzel olmuş. Çok güzel değil mi? Gerçekten çok güzel olmuş. Yani bu mutfakta da kullanılır aslında. Mutfak arasında da kullanılır. Çok da güzel olabilir. Ve geniş bir terasımız var. Artık burası evle doldu. Her yerde konut var. Herkes buraya villa yapıyor. Tabii herkesin yapmasına ziyade satabilmek de önemli arkadaşlar. Herkes yapabiliyor ama herkes de satamıyor. Kaliteli yapılması gerekiyor. Ev güzel gayet. 1.350.000 TL. Rakamlara göre baktığınızda, diğer rakamlara göre kıyasladığınızda da uygun bir rakama geliyor. Yani 1.350.000 TL şu an mal etmeye çalışsanız mal edemezsiniz bu fiyatlara. Arsasının iki tane mesela burada. Arsasını örnek vereyim, kaç alırsınız burada? 1 milyon eder mi? 1 milyon civarı bir şey isterler. 1 milyon ve 500 bin lira arsa payı var. Bunun şu anki maliyette nereden baksanız arkadaşlar 600-700 bin lira değil. Yani 100-1200'e yine mal ettiniz. 1200 tuttu. Biz de 1 milyon 350 diyoruz. Pazarlığı var. Maliyet ortada. Yer ortada. Geniş bir alanımız var. Ön cephe olması çok büyük bir avantaj. Yollar yeni yapıldı. Artık burada her şey gelmeye başladı. Altyapı çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Burada bitti. Gördüğünüz gibi tertemiz yollar yapıldı. Çok da güzel. Yan tarafa da inşaatlar yapılıyor. Hatta burada 1 milyon 100'e de tanıttık. O da 1 milyon 50'ye düştü. Alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.